kısa sürede çok para kazan. Halk Caddesi 37, Muammer Özkan. Akşam 8'den sonra gel. Temiz iş. Geldim, geldim. Pardon, rahatsız ettim galiba. Yo. Ben şey için gelmiş. He, tanıdım. Buyurun gelin. Buyurun. Yok, yani rahatsız ettiysem sonra da gelebilirim. Yok, estağfurullah. İçeri buyurun. Ben de tam yemek yiyorum. Buyurun, oturun. Oturunsana. Başka bir şey de izleyebiliriz. Orhan Baba'yı sever misin? Evet, evet efendim. Çok severim. Benim ol bana gel sarı ver sevi ver desem ne olurdu? Oho. İçip sarhoş olayım, öyle sarhoş et ki aşkımı bulayım. Tam 560 tane şarkı biliyorum. Bir sürü, az değil. Ama buna rağmen yine de öleceğim kardeş. Sana kardeşim diyebilirim değil mi? Benden gençsin ki. ...742 tane şarkı öğrenmişim. Çok. Az değil. Ama doktor öleceğimi söyledi. Kesin yani. Dönüş yok bunun. Ben de genç sayılırım. 36 yaşındayım. 36 yılda... ...121 tane şarkı öğrenmişim. Maşallah. Şimdi kardeşim... Ben ölünce ne olacak? Onca şarkı, onca melodi, onca ritim, hı? Ne olacak? Bilemiyorum abi. Neyse siz işinize bakın. Damlayan boru orada. Yok abi ben şey için gazete ilan için gelmiştim. Sen tesisatçı değil misin? Amına kolumun kanseri. Beynime kadar çıkmış. Ne boktan ölüm lan. Böyle ölmek istemezdim. Sen nasıl ölmek istersin? Bunu daha önce düşünmemiştim abi. Önünde. Benim sesim de güzel. Bu kaçıncı halime bak çal kemancı. Hasret kaldım gülüşüne. Sevgilim. Hmm.
Ben keşke bir aslanla dövüşseydim. O da beni yenseydi. Yeseydi, parçalasaydı beni. Hayvanların kralı. Faydalı olurdu ölüm. Ama hayır. Önce boktan kanser akciğerimi yiyecek. Gebereceğim, gömüleceğim. Gömüldükten sonra siktir boktan solucanlar önce gözlerimi, daha sonra beynimi, ondan sonra iç organlarımı, etimde, yağmur, kemir. Geber, iğrenç herif, geber! Güçlüler yer misin? Yok, sağ ol. Afiyet olsun. Demek ilan için geldim. Tabii ki. Tesisatçıda bir çanta olur, değil mi? Evet. Ben buna bir son vermek istiyorum. Yok belki bir umut olabilmiş, bir terapi yapacakmışım, saçım başım dökülecekmiş, bulantılar, kusmalar bilmem ne. Ondan sonra tabii bu terapiyi de siktir boktan Sağlık Bakanlığımız karşılamıyor, sigortam da karşılamıyor. Kendim 150 bin lira ödeyecekmiş. Ondan sonra da belki, bak belki, belki tumor küçülebilirmiş, o da belki. Yok kardeşim, geberip kurtulmak istiyorum. Kaç kere dedin? Ve yapamadım. Son hamleyi yapamadım, yemedim. Beni öldüren birisini öldürdüm. İlan ondan. Yok, yok abi ben... Gerçekten böyle bir şey yapamam ben. Kimseyi öldüremem. Bak kardeşim. Bak o. Giyiyorsun eldivenleri. Alıyorsun silahı. Pum! 10 bin lirayı tertemiz götürüyorsun. Her şey intihar gibi gözükecek. Bu adam zaten hasta. Tabancada benim parmak izlerim olacak. Temiz iş. Oğlum sen korkuyor musun? Yok abi korktuğumdan değil. Hadi aslanım. Öldür beni. Abi ölmek istiyorsan neden su boru yaptırmak istiyorsun? Rahatsız ediyor. Beyefendi, bu parayı iki motor hepinize yaparsanız, gerisini de ailenizden ya da arkadaşlarınızdan alsanız, toplasanız ya da ne bileyim bir bankadan bir kredi çekin. Bankadan kredi çekeyim ha, veriler. Beni bekliyorlardı. Hoca bana bir 150 bin lira uzatsana. Her an geberebilirim yani, geri ödeyemem kredinizi de ama siz gene de verin. Ne gerizekalı. İzin verin bize.
haberim yok. Arkadaşlarım da yok. Bankadan kredi ya. Ne salakça ya. Ne salak ya. Oğlum sen korkuyor musun? Salak mısın sen oğlum? Bankadan kredi salak. Yalan, en acı yalan imiş.